الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق الله العظيم. Ve قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يحرم الرفق يحرم الخير كله." صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Değerli müminler, okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir dostolu vermiş. Okuduğum hadisi şerifte ise peygamberimiz şöyle buyuruyor. Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Kıymetli müminler, yüce dinimiz İslam dini, iman, ibadet ve güzel ahlak üzerine kurulmuştur. İnsanın ahlaki erdemlere sahip olması, Cenab-ı Hak katında değer kazanmasına ve toplum içinde sevilip sayılmasına vesile olur. Bu ahlaki erdemlerden biri de rıfktır. Rıfk, güler yüzlü, tatlı sözlü, sakin ve geçim ehli olmak, sert ve kaba davranmamak, kalp kırmamaktır. İnsanın aklını karartan ve sonu hüsran olan öfkeye yenik düşmemek, sabırlı ve soğukkanlı olmaktır. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz her işte rıfla muamele etmeyi sever. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin şahsında bütün müminlere hitaben sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyurarak affedici ve hoşgörülü olmayı emretmektedir. Bir başka ayeti kerimede ise affedici olmak ve öfkeyi yutmak Allah'ın mağfireti ve cennetiyle müjdelenen muttakilerin özellikleri arasında sayılmıştır. Aziz müminler, sadece insanlara değil, varlık aleminin tamamına şefkat, merhamet ve nezaketle davranan Peygamberimiz de bu konuda da bize örnek olmuştur. Zira o hayatı boyunca her işinde kolaylaştırıcı olmuştur. Zorluk çıkarmaktan ve çevresindekileri incitmekten sakınmıştır. Hatalar karşısında cezalandırmaktan ziyade affedici olmayı tercih etmiştir. Ezici, yıpratıcı, kırıcı değil, sevgi ve saygıyı besleyen yapıcı davranışları öğütlemiştir bizlere. Ve bu özellikleri sayesinde Müslümanlar peygamberimizin etrafında adeta kenetlenmişlerdir. Bu hakikati Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesinde Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın senin etrafından dağılıp giderlerdi diyerek bizlere haber vermiştir. Kıymetli müminler. Peygamberimizin ahlakını kendisine model alan, ona ümmet olma bahtiyarlığını yaşayan bir mümin bütün ilişkilerini rıfkla yürütür. Can taşıyan en küçük varlıklara karşı bile şefkat ve merhameti elden bırakmaz. Sade ve zarif haliyle, kiber ve anlayışlı tavırlarıyla İslam'ın yüce değerlerini ve üstün ahlakını temsil eder. Mü'min her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak duran insandır. Zira Peygamberimiz mümini şöyle tanımlar. Namusa dil uzatan, lanet eden, şirkin işler yapan, edepsiz, edepsiz konuşan kimse kamil bir mümin olamaz. Değerli müminler, maalesef insan olma sorumluluğunun ve insana yakışan değerlerin ihmal edildiği, şiddetin, dil, din, ırk ve coğrafya tanımadan bütün insanlığı tehdit ettiği bir çağı yaşıyoruz. Bilmeliyiz ki şiddetin beslendiği hiçbir referans İslami, insani ve ahlaki değildir imanının gereği olarak camileri dolduran şu gök kubbenin altında kıyamda duran mümin kardeşleriyle omuz omuza gelen biz müminlere düşen insanın şeref ve haysiyetini zedeleyen her türlü davranışı hayatımızdan uzak tutmaktır. Anne babamıza, eşimize, çocuklarımıza akrabalarımıza ve komşularımıza rıfk, şefkat ve güler yüzle davranmaktır. Haklı ve güçlü iken bile affedici olmaktır. Peygamberimizin pehlivan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl pehlivan öfkelendiğinde kendisine hakim olandır hadisinden hareketle öfke anında dahi sabırlı olmaktır. Ancak şunu da ifade etmeliyiz ki, milli ve manevi değerlerimize yönelik saldırılar, yeryüzünde yaşanan zulüm ve zorbalıklar karşısında haklı bir tepki vermek, ahlaki bir heyecanın, imani bir hassasiyetin asil bir ifadesi, dindarlık ve vatanseverlik alametidir. Kardeşlerim, öfkenin aklımızı ve vicdanımızı esir almasına, hoyrattığın ebedi kurtuluşumuza gölge düşürmesine fırsat vermeyelim. Sevgili Peygamberimizin şu hadisini daima hatırlayalım. Şüphesiz Allahu Teala refiktir. Rıfkı sever, sertlik ve benzeri hallere vermediği ecri yumuşaklıkla yapılan işlere verir. Üstün ahlak sahibi, kamil müminlerden olabilme temennisiyle cumanızı tebrik ediyor. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ela inna ahsanel kelam ve ablagan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: «استعيذ بالله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وأنصتوا لعلكم ترحمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد. تعظيما نبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ülkemize milletimize دولة bahtiyarlık nasip eyle bizleri her türlü kazadan, beladan, kederden, tasadan koru ve muhafaza eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün Müslümanları hesap gününde affeyle. Üzerimizdeki nimetlerini daim eyle. Bizleri nimetlerine şükreden kullarından eyle. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve dualarımızı dergahında kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İbadallah. Uusikum bi takvallahi ve ta'ati. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yâmuru bil adli ve al ve ita izi al qurba ve yenha ve yenha an ve al ve al bal yâzukum la alkum Okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği insanlara iyilikle muamele etmeyi, Cenab-ı Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeyi ve akrabalara yardımcı olmayı emreder. Haksızlığı, fenalığı, azgınlığı ve zulmü de yasaklar. O Allah, düşünüp tutalım diye bizlere öğüt verir. Müzik